Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir kaza yaptım. Ben daha haberini açıklamadan muhtemelen siz de bir yerlerden duydunuz. Kazayı zaten biliyorsunuz Batuhan ve Batuhan Aslan galiba açıklamış. Carlos da paylaşmış. Hakkımda bayağı merak ediyorsunuz. İyiyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sapasağlam çıktım. Kazadan sağ çıkmam zaten bir mucizeyken sadece bir çizikle bir sıyrıkla atlattım. Gördüğünüz gibi kaza fotoğrafı. Burnumda bir çizik var ve gördüğünüz gibi yüzümde sadece birazcık kanama var hafiften. Vücudumda da birazcık morluk var. Onun haricinde bende bir şey yok arkadaşlar. Yani o kaza gerçekten benim için bir dönüm noktasıydı. Bana büyük bir ders verdi arkadaşlar. Ben kaza yapmam falan diyordum. Büyük bir kaza en azından. Ve yapabiliyorsunuz arkadaşlar cidden. Ve yanımdaki arkadaşımı az daha kaybediyordum. Yanımda bir kız arkadaşım vardı. Misafirimdi. Onunla birlikte İstanbul'a gitmiştik. Oradan dönerken birden bir kaza oldu. Kamyonun altına girdim ve arabanın üstü lak diye ezilmiş. Airbagler patlamış. Ben kazayı tam anlamıyla hatırlamıyorum. O airbaglerin patladığını falan. Bir baktım kaza olmuş ve arabadan inmişim. Kız arkadaşımı o arabadan çıkarttım. Allah'tan kız arkadaşa da bir şey olmadı. Yani ona bir şey olsa vicdan azabından muhtemelen pek yaşayamazdım. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Cidden benim için çok zor bir gündü. Yani yüzümde hiçbir şey yok. Bakın gençler şöyle kollarımı göstereyim. Bu arada geçti 4 gün falan oldu ben kaza yapalı arkadaşlar. Şuraları full cam kesiğiydi. Burnumda da şöyle bir kesik vardı. Fakat kesik de gitti arkadaşlar. 4 gün oldu. Ben 1,5 gün falan hastanede kaldım. Sonra anneme geçtim. Annemde kaldım biraz da. Sonra da tekrar Sakarya'ya geldim. Sizlere de bilgilendirme videosu çekeyim dedim. Benim için gerçekten zor bir kazaydı. Yani telefonum da yanımda değildi. Hastanede kimseye ulaşamıyorum. Zaten kaza yaptığımı bundan 1-2 gün sonra öğrendi bütün millet. Batuhan da olsun, o da olsun, bu da olsun. Ondan sonra da arkadaşlar ben annemin yanına geçtim. Annemde kaldım 1-2 gün. Ondan sonra da Sakarya'ya geldim. Bir kendime geldim arkadaşlar. Böyle değişikti. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yanımda olan herkese büyük bir kaza atlattım. Yani resmen Allah korudu. Yanımdaki kişi normalde çok büyük hasarlar alabilirdi. Ben de keza aynı şekilde. Fakat ikimiz de küçük sıyrıklarla atlattık. Allah korudu. Sizin dualarınız sağ olsun. Vallahi çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Merak etmeyin arkadaşlar. Şu anlık iyiyim. Durumumda bir sıkıntı yok. Vücuduma tamamen her yerine baktılar. Bir kırık çıkık yok. Bir yerimde bir şey yok. Sadece işte birazcık morluklar var. Şuralarımda işte cam patladığı için şuralarım kesilmiş. Muhtemelen kafamı şöyle çat diye vurunca şuram da morluk vardı. O da gitti. Kesik mesik vardı. Muhtemelen cam parçaları şöyle geldi. Yani gözüme gelse kör olabilirdim arkadaşlar. O yüzden şükrediyorum. Araba pert oldu. 200-300 bin lira falan masraf var. Yani şu an yaptıracak param yok zaten biliyorsunuz. Arabaya da binemeyeceğim bir süre. Olsun bu bana büyük bir ders oldu arkadaşlar. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. İnşallah da bundan sonra böyle bir şey başımıza gelmez. Teşekkür ediyorum hepinize merak ettiğiniz için ve geçmiş olsun yazdıklarınız için. Hepinizden Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ben iyiyim. Merak etmeyin benim. Bundan da sağ çıktık Allah'a şükür. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.